Ediyorum. Şimdi huzurlarınıza Dayton Amerika Ahiska Türk Toplum adına konuşmacı olarak Hasan İskender Bey'i davet ediyorum. Buyurun. İzin verirseniz ben de şu ayakta konuşsam. Çok saygıdeğer bugünkü bu güzel konferansımızın iştirakçıları. Ben kendi adımdan temsil ettiğim Ahiska Türk toplumu adından cümlenizi selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Özelliklerimizden yaşatan Springfield halkına, bundaki derneğimize, bundaki devletimizin yöneticilerine, bugünkü bu üniversiteyi yöneten rektorata, çalışanlarına, hepsine böyle özel imkan yarattıklarından dolayı teşekkür ederim. Biz bu konferansa gelirken bu konferansten ne bekliyoruz? Bu konferansla bize ne verecek diye bir soru çaresi gelir. Biz Ahiska halkımız olarak halkımızın bütün sorunlarını demokratik yollarla aramalıyız. 70 yıldır sürgünde olan bir halkın ayağını mökkem basacak bir toprağı olmayan bir halkın böyle konferanslara ihtiyacımız var. Bu konferanslar olacaktır, devam edecektir inşallah. Bugün biz dünyanın en demokratik memleketinde yaşıyoruz. Dünyanın en zengin ülkesinde yaşıyoruz. Ama bir avuç halk yaşıyor. Asas bizim halkımız, onda herkesin ya anası var, ya babası, ya kızı, ya akrabası, illah tutun, bizim onda halkımız var. Onda Ukrayna'da bizim halkımız ateş altında olurken, Kırım'da bizim halkımız ateş altında olurken, Rusya'nın dip köşelerinde, dip rayonlarında bizim halkımız yoksulluğa terk edilmiş iken biz bunda rahatça yaşayamayız. Biz o halkımızın, Orta Asya'da yaşayan halkımızın, o sıklet çeken halkımızın sesi, avazı olmalıyız. Çünkü bunda Amerika'da söylenen sözü bütün dünya dinliyor. Ondaki kardeşlerimizin böyle konferansa yapmaya imkanı yok. Eğer biz gerçekten insan isek, gerçekten Ahiskalı isek, biz bize sahip çıkmasak bize kim sahip çıkacak? Ben bir Ahiska Türk olarak bütün hayatımı, ömrümü bu Ahiska Türklerinin yaşadığı garip ülkelerde, Özbekistan'da, Rusya'da, şimdi bu Amerika'da bu halkımızın kültürüne, diline, dinine, urfu adetlerine, onların bu halkçılarına tergibat etmek, anlatmak, halkımızda onları yaşatmak ve yaşamak için hizmet ettim. Neçedeki ömrüm var, bundan sonra da buna hizmete devam edeceğim inşallah. Hepiniz biliyorsunuz, Özbekistan'da bir arzu ansamblini düzdüm. O arzu ansamblini Turetski Narodni Kollektiv Arzu halk ansambli derecesine kaldırdım. Ansamblımız televizyonlarda çıkıp hafta bayramlarında, tezel gecelerinde konsert vermeye başladı.
Bu bizim halkın ettiği emeğiydi. Bizim halkın olduğu kültürüydi. Bizim halkın o bölgelerde olduğu varlığıydı. Bir millet, millet olması için illak olup tarihi olmalı, sanatı, edebiyatı olmalı ki o millet, millet sayılsın. Ben de o garip ülkelerde bu halkımızın kültürünü, urf adetlerimizi, dinimizi hem biz yaşadık hem yaşadığımız ülkelerdeki halklara anlatmaya çalıştık. 1989 yılında zorunlu olarak Rusya'ya göç ettim. Rusya'ya geldim, şimdi bundan taze hayat başlandı. 18 yıl hepimiz yaşadık bunu, yaşadık. 18 yıl bizi insan yerine koymadılar. Ama ben o Rusya'nın en milliyetçi bölgesinde, o Krasnodar bölgesinde 15 yıl kültür merkezini yönettim. Kazaklar geldi belediye başkanına. Dedi ki ya bu, bundaki bu milliyetçi Ruslar, bu Kuban'daki insanlar öldü mü ki? Bir tane Türk bizim kültürümüzün başında oldu. Ama ben o insanlarla çalışmayı başarabildim. Bu halkımızın gerçek halal mehnet ettiğini, bunlar ahire sürüldüğünü, bunlar kendi arın teriyle emek edip yani terzatlarını baktığını onlara defalarca anlattım. Ve 15 yıl Rusya'da, 11 yılda Özbekistan'da 26 yıl yabancı ülkede kültür merkezinin direktörünü yaptım. 2005 yılında Amerika'ya göç ettik. Amerika'ya göç ettik, ben hiç dili bilmem. Konuşmasını da bilmem. Ama ben gene o halkın kültürünü, geleneklerini hiç bizi tanımayan bir insanlara anlatmam gerekir. Anlatmam gerekir de ben konuşamıyorum. Yanımda öyle konuşan da yok. Ben dedim ki, belediye başkanlarından görüştüm. Üniversitede hocalar geldi ki, biz senin, sizin Türkleri hiç bile Amerika'da bizim ştatta yaşamamıştık. Ben Boise, Idaho'ya geldim bizim için. İyi de olur mu ki biz size kültürümüzü biraz izlesek? Dedim, eğer bizim kültürümüzü izlemek istiyorsanız 11 adam düzüldü bile komisyon. Ben onları bizim askerlerin düğününe teklif ettim. Geldi oturdu, düğünümüze baktılar. Hediyesini de verdiler. Çok güzel düğün, bir yere genişte oturmuş gözler. Ben onları buna gecesine teklif ettim. Ben onları Kur'an'ımıza teklif ettim, hayretimize teklif ettim. Dedim ki eğer istiyorsan sen bizim her şeyimizi görmen lazım. Sadece toy düğünümüz yok, bizim işte ölümüz de bile gömleniyor. Biz ölülerimiz de bile anıyoruz. Bizim kültürümüzde bu var. Dinimizde de İslam dini var. Bizde de işte içki falan, hep sigara bütün haram, yasak. Diye bunları yaşayarak anlatmaya çalıştım. 2006 yılında da ilk Amerika'da New Neighbor, teze komşu diye Boise, Idaho'da Ahiska Festivali düzenledi. Bütün festivala belediye başkanları, milletvekilleri, bütün milletimiz böyle yemekler yapıldı, işte semalarlar, çaylar, böyle konuşmalar, teze insan gelmiş, teze kültür gelmiş, danslarımızı gösterdik, urf adetlerimizi gösterdik, libaslarımızı gösterdik. Böyleyle o insanlarla yakınlaştık. O ili 15 tane yetkili, Amerika yetkili, bizim o yüzden örgüde gelen insanları 15 tane işte polisin şefi, dinlerin üstünde olan popi, belediye başkanının yardımcısı, üniversitenin hocaları bile 15 tane adamı Türkiye'ye geziye götürdük. O geziden gelenden sonra Boise Üniversitesi'nde Türk Dili Fakültesi açıldı. Ohio'ya, Dayton şehrine taşındım. Bunda bu faaliyetleri devam ettirmek için bir kültür merkezine ihtiyacımız oldu.
Çünkü cemaat oraya çok geldi. Böyle küçük yerlere sığacak halimiz olmadı. Bir kültür merkezini almamıza, yapmamıza, yönetmemize bir ihtiyaç duyuldu. Sonra 2011 yılında Ahiska Amerika Türkler Toplumu diye bir dernek kurdu. Soru sorabilirsiniz. Bu dernek halka ne yapar? Bu derneğin halka ne faydası var? Bizim dernekimizin faaliyetlerini ben üç ayağa bölüyorum. Üç ayağa bölmek isterdim. Birincisi, tarihimizi, kültürümüzü, dilimizi, geleneklerimizi yaşamak ve yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak. Çünkü benden sonra gelen evlat var da, bizim dilimiz Türk diliymiş, dinimiz İslam'ıymış, bizim bile işte babalarımız, dedelerimiz, 180 yıldır gelinim, duvarını kesek, dilini mi kesek diye bir urf adetlerimiz varmış. İşte bunları hem yaşatmak hem de evlatlarımıza aktarmak için böyle bir kültür merkezini ihtiyaç duyduk. Bu amaçla ştabımızın senatörlerini, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, polis müdürleriyle, üniversite rektörleriyle merkezimizde defalarca görüştük, misafir ettik o insanların devletinde bulunduk. İki ay önce DC Washington'a geldik, iki tane bizim ştabımızın milletvekilinden görüştük. Teze yapacak işlerimizi konuştuk, onların bizi ziyaret etmesini konuştuk. Yani biz bir insan olduğumuzu, bir toplum olduğumuzu onlara göre bir defa anlattık. Bizim faaliyetimizin ikinci ayarı, sosyal, iktisadi, kültürel ihtiyaçlarını gidermek. Bu ne demek? Merkezimiz Dayton şehrinde gösterdiği faaliyetler halkımızın acı ve tatlı günlerinde hep yanında olmak. Düğünlerimizde, cenazelerimizde, iftar gecelerimizde, kuranlarımızda, kandil gecelerimizde, bayramlarda o halkın yanında olmak. O halkı bu güzellikleri yaşatmak. O gelecek evlatlarımıza bu güzellikleri aktarmak. Piknikler yapmak, bütün çelimi çocuğumuzla, ihtiyarımız, yaşlımızla hep bir araya gelmek. Bizim derneğimizin üçüncü ayağı olarak, Dayton dışında ne faaliyet gösterebiliriz? Bir şehrimizin dışındaki ne, Akskale'ye ne faydamız olur? Krasnodar bölgesinde hepinizin haberi var, sel bastı, su bastı. İlk Akskale derneği olarak bizim dernekten çok güzel bir miktarda oraya para gönderdik. Ukrayna'daki savaş altında kalan bacı kardeşlerimizle, evlatlarımızla biz oraya da maddi yardımda bulunduk. Bursa'da Ahiska Türkler Konfederasyonu Başkanı Sayın Kocamız Mürsel, Habibullah Mürsel abimizle beraber bizim dernek her yıl Ramazan ayında Bursa'ya tezekkür edip gelen bizim Ahiskalilere gıda paketi ayarlıyor. Gıda paketi, o adam tezekkür etmiş gelmiş de bayram kimi olsun diye biz bunu derken onlara gıda paketi ayarlıyor. Buna bize en büyük yardım. Sağ olsun, Habibullah Hocam yardımcı oluyor. Bu işi de 3 yıldır devam ettiriyoruz, hani teze yok, 3 yıldan beri bunu da devamı inşallah gelecek, daha iyi varyantında. Onda İstanbul'da Rüstem Alioğlu başlığında bir Ahmet, Ahiska Türkler Stüdyentler, Öğrenciler Derneği var. Öğrenciler Derneği'ne Kazakistan'dan, Özbekistan'dan gelen bizim evlatlarımız İstanbul'da okuyor, üniversite okuyor. Her şeye ihtiyaçları var. Güzel söze ihtiyacı var, güzel yemeğe ihtiyacı var. O bir gencimiz, geleceğimiz.
Biz onlara da elimizden geldiği olduğu maddi yardımı gösteriyoruz. Biz derneğimiz olarak her yıl 20 tane evladımızı Türkiye'ye gönderiyoruz da onda 20 gün kalarak o çocuklarımız bizim o atadedelerimizin kültürünü, o padişahların mezarlarını, gidecek ziyaret yerlerini, o güzel camileri, ondaki yaşayan akıskalik kardeşlerinin evlerinde misafir olup onların hayatını daha yakından izleyip der ki, hele baksana ben evde yemek saçıyorum, bu insan teze gelmiş, işi yok, çalışma izni yok. Bu insanın yaşamasına bak, o halde olarak durup bizim akıskalik çocuğumuzu evinde misafir ediyor. Şimdi önümüzde kısa vadeli bir, yine bir küçük planlaştırdığımız işimiz var. Boise, Trinfold şehrinde sağ olsun Allah ömrünü uzun etsin, Behrin'in hocamız bir akıska canlısı yaptırıyor. Akıska canlısı. Biz de dedik ki o akıska canlısının halilerini biz alacağız. Bizim dernek olarak yardım olsun diye o akıska Trinfold Akıska Camlısı'nın halilerini biz üstleniyoruz. Saygıdeğer kardeşlerim. Biz dedelerimizden, babalarımızdan örnek almamız gerekir. 1944. yılda sürgün vaktinde bütün eli kuvvetli yiğit babalar hepsi savaşa gitmiş bir vakitte bizi bir gecede sürgün ettiler. O ihtiyar analar, o hasta analar, o çocuklar hiçbir tane evladımızı, hastamızı, yetimimizi bırakmadan sahip çıktılar. Hepsini götürdüler. O gettiğimiz Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da yok. Savaştan sonra hiçbir şey yok. O vakit o yetimlere ölmemesin diye sahip çıktılar. 89. yılda o dünyanın düz vaktinde bizim akıska Türklerini Türk olduğumuz için yaktı, yıktı, gark ettiler. Ondan sürdüler 3 gün içinde. O vakitte biz kendi yetimlerimizi, hastalarımızı, mühtaç insanlarımızı yolda bırakmadık. Krasnodar'da 18 yıl bize insan muamelesi etmediler. Benzetmek edemiyorum ama bir itin kulağında küfesi var. İtse ama sahibi buluyor. Onda bize 18 yıl pasaport vermediler. Biz bunu yaşadık. Onda bile mühtaç olan insanları baktık, yetiştirdik, bölgeleşen kulak vardı. Şimdi biz gelmişiz Amerika'ya. Dünyanın en zengin ülkesi. Dünyanın en demokrat ülkesi. Karnımız tok, sırtımız bütün. Biz birbirimizi ötekileştirmeye başladık. Ne tez bu yakın geçmişimizi unuttuk. Ne tez unuttuk bunu biz. Dün işte birbirimize mühtacılık var. Dün bizim akıska Türklerinin en saygıdeğer insanları var. Ve tarihte unutulmayacak adları altın harfle yazılmış bir insanlarımız var. Ben onların cümlesinden birinci Şah Mehmet hocamız var Azerbaycan'da. O hocanı görüyorum. Sonra bu Yusuf Hoca'nı görüyorum. Kim? İlmi ateizm yani yaşadan bir SSR'in vaktinde bu insanlar ilim, dini ilim aldılar. O katen sorumluluğu boyuna aldılar ki dini ilim alıp da yıllardır bu halkımızın dini hizmetini görüyorlar. Bizim akıska Türklerini Amerika'ya böyle toplu şekilde getirmeye burada da bile her şeyimizi karşılamaya imkan yaradan şu adam Dodruf Serral abi ya. Ve 11 gün elinde acılık eden, 11 gün acılık edip sesimizi dünyaya duyuran, hiç yapmadığı bir akıskalın yaptığını yapan şu Mikail abimize bak, Mikail abimize bak. Ben bunlara
Cani gönülden teşekkür ediyorum. Cani gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi bugün halkımız, içerideki halkımız Amerika'ya gelemezler. O bazı insanların saçma sapan sözlerine inanmayın. Çünkü bu Amerika devleti hiç kimseden korkun diyeyim. Kimseden bunun kolunu mükemmez. Türkiye'ye göçülmek zorunda kalıyorlar. En doğrusu da o. O Türkiye'ye gelen kardeşlerimize bir insani yardım gösteren, her halinde elinden tutan, evde gidip hal-hatırını soran, bütün bu işlerinde yardımcı olan şu abime de, Habibullah Mürsel abime de ben bütün cümlesine her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Bir insan bile demiş. Bu dünyanın sefası bir kuru kavgaymış. Gerçekiyle insan olmak her şeyden alaymış. Gelin biz insan olalım. Gelin biz birbirimizi kucaklayalım. Gelin büyüklerimize, küçüklerimize saygıda olalım. Gelin bu güzelliklerden, bu tokluklardan istifade edip çocuklarımızı okutalım. Gelin o vatan yolundaki mücadelemizden söz vazgeçmeyelim. Gelin hep birleşelim. Çünkü birlikte güzellik var, şenlik var, işte sevinç var. Hep bizi teşekkür ederim. Sağ olun.